Değerli dostlarım herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. 2, 4, 6, 9 hisse var bu videomuzda yer alacak olan. Videoları arkadaşlar bölüm bölüm ayıracağım. Yani oradan direkt mesela izlemek istediğiniz bölüme açıklama ve yorum kısmında özellikle yorum kısmına da bırakmış olacağım. Açıklama kısmındaki bölümlere tıklayarak dakika kısmına tıklayarak direkt istediğiniz hisseyi de direkt izleyebilirsiniz diyelim. CVK maden diyelim. hemen şöyle alalım burayı. W değil tabii ki. Evet. CVK madene bakalım. Şimdi CVK madenden başlayalım. E, bugün itibariyle şöyle güzel bir kapanış. Ee, geldi cvk madende sizlere daha önce anlatmıştım cvk madende çoklu indikatörümün bakın şurada alım ürettiğinden bahsetmiştim rsi mekli indikatörü ve hacmin şu kısımda bakınız tarih olarak da 18 temmuzda cvk madenin teknik alım sinyalini sizlerle paylaşmıştık onun dışında da zaten önemli olan nokta burada destek bölgesi bakınız. Destekten gelen bir dönüş e, bizimle beraber de her şeyden ötesi. Görüntümüz güzel. Yukarı yönlü hareketimiz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok CVK madende. Hareketli ortalamaların kesişmesi güzel. Bugünün hacmi güzel. Değerli dostlar, total görüntüde baktığımız zaman önümüzdeki günlerde muhtemelen CVK maden buradaki değerli dostlar e, direnç noktasını aşarak çanak katlama Fibonacci 1618 gibi hedefleri konuştuğumuz günleri de önümüzdeki zaman dilimi içerisinde sizlerle umarım konuşuyor oluruz. Değilim. Evet. Güzel bir görüntü bugün bizlerle beraber oldu. p hemen ona da bakalım. Pera yatırım holding. Evet. p tarafında da işler güzel tıkırında gidiyor. Şuradaki trend bizim için en önemli noktaydı. Ee, bu e, seviyenin de e, bakın tam üzerindeyiz şu anda tam böyle direnç noktası yarın itibariyle artık burada ak koyun kara koyun muhabbeti belli olacak yarın bu direnci kırarsak da bu kanal boyu da yukarı doğru gitme kapasitesini elinde tutuyor olacak pehol bakalım yarın önemli bir gün olacak bu direnç noktasından red yemekle e, burayı kırıp yeni bir dirence doğru yönelmek arasında yarın muhtemelen bir tercih yapacaktır e, pehol indikatörler tarafında hiçbir sıkıntı yok özellikle çoklu indikatörümüzün tamamı alımda mekli indikatörü alımda rsi tarafında da yine zaten bir düşen kırılımı gerçekleşmiş durumda İşler tıkırında diyebiliriz pehol tarafında bakın çoklu indikatörümüzün neredeyse tamamı al üretmiş durumda umarım bu direnç kırılır ve yukarı yönlü yeni bir kanal e, hedefiyle yoluna devam eder diyelim Evet. Yine e, buradaki kısadaki Fibonacci seviyelerine şöyle baktığımız zaman arkadaşlar burada 1618 33 20'lerde, eee 35 50'lerde görüyoruz. Yani çanak katlama hedefinin e, ilk hedef noktası 33 20, 35 50, e, 39 22 gibi Fibonacci hedefleriyle de takip edilebilir. VBT yazılım teknik görüntüsü hemen alalım. Evet. Pera yatırım bugün tavanda bir kapanış gerçekleştirdi değerli dostlar. Onu da ifade etmiş olalım. Evet. Şimdi VBT yazılımda düşen kırılımı durumu söz konusu. Bu açıdan e, oldukça önemli bir tablo burada arkadaşlar. Söz konusu diyebiliriz. Bakın şöyle. Ana hatlarıyla hatta en çok temasın gerçekleştiği noktalar itibariyle bakacak olursak şu şekilde. Düşen kırılımı gerçekleşmiş. Yön olarak da teknik olarak yukarı doğru bu alçalan e, takoz da yukarı doğru bir Kırılımın geldiğini görüyoruz. Hareketli ortalamaların üzerinde bugünün hacmi güzel. E, çoklu indikatörümüzün tamamı alımda. Mekli indikatörü alımda, Aresay alımda hacim tarafı oldukça kuvvetli arkadaşlar. Yine VBT yazılım tarafında da e, bizim için en önemli noktalardan birisi şurası olacak. E, biz e, bu seviyenin üzerine eğer atabilirsek buradaki artık trendin de üzerine atmış olacağız. Yani yarınki kapanış. Bizim için çok önemli VBT yazılımda yarın itibariyle kapanış değerimiz arkadaşlar özellikle 31 seviyesi üzerinde olursa güçlü bir atak gelebilir yani 31'in üzerinde günlük kapanış görmeden çok tahmin yapmak belki sağlıklı olmayabilir buradaki konsolidasyonda 31 bandı kırıldığı takdirde de bu derinlik kadar yukarı doğru bir potansiyel beklentimiz olur hemen şurayı da şöyle alalım kısa da 31 seviyesi kırıldığı takdirde de ortalama ee, şu şekilde fiyat etiketimiz 35.90'ları gösteriyor burada. Evet. VBT yazılım tarafı da bu şekilde özetlemiş olduk. Öz su balık. Evet öz su balığa da hemen bakalım. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Videonun açıklama kısmına sizler için bundan sonraki yayınlarımızda hisseleri analizlerini yapmış olduğumuz yatırım araçlarının teker teker arkadaşlar işlemeyi düşünüyorum. Yani siz sadece mesela 20 tane hisse var bir tanesini izlemek istiyorsunuz. O hisseye tıklayarak oradaki zaman aralığına, dakikasına, saatine tıklayarak direkt o hisseye yönlendirilmiş olacaksınız. Videonun açıklama kısmında. Evet. Öz su balık tarafında da zaten sizlerle daha önce paylaştık. E, 34.68 altı kapanış gelmediği müddetçe 34.68 derin altında kapanış gelmediği müddetçe öz su balıkta herhangi bir sıkıntı olmadığını daha önce söylemiştik. Şu anki görüntüde öz su balıkta 43.94 ve katlama 48 48.52 şeklinde devam ediyor olacak Öz, su balık değerli dostlar. Evet, Smart Evet. Hemen Smart'a bakalım. Smartix yazılım ne durumda? Evet, Smartix yazılım da yine bugün zirvede bir kapanış gerçekleştirdi ki bunu da hak etti. Zaten bakın daha önceki yayınlarımızda şurada destek bölgesini çizmiştik. Güzel bir dönüş yaptı. İşte yatırımcının fırsat olarak göreceği noktalar bu ana destek bölgeleri arkadaşlar. Bakınız bu bölgeler siz kendinize buraları fırsat bölgesi olarak görürseniz çok bir sıkıntı çekmezsiniz. Hatta şunu söylemiştim. ya yani burası kırılsa bile arkadaşlar yukarı doğru gideri çok. Ama kırıldı değilim aşağı doğru. Şurada dair mesela 29-30'larda kendisine güç bulabilir. Buradan bir toparlanma gelebilir diye sizlere uyarımızı yapmıştık. Yani burada hissenize sahip çıkmanız adına. 2 saatlikte de zaten net bir toba görüntüsü var grafik görüntümüzü şöyle sıfırladığımızda 2 saatlik görüntü itibariyle baktığımızda Smartix e, SmartX yazılımda da şöyle bir tobo görüntüsü mevcut arkadaşlar. Hemen alıyoruz solumuz baş şu şekilde ortalamada bir savumuz şeklinde bakınız. Tobo formasyonda mevcut. Ya yani Buradaki formasyonda teknik hedefi buradaki derinlik kadar yukarı doğru gitmesi yönünde olur. 42-43 seviyelerinde bir teknik hedef noktası söz konusu. SmartX yazılımın. Evet. Galata Wind. Evet. Galata Wind'e bakalım şimdi de. Galata Wind tarafında bakalım nasıl bir görüntü hakim. Evet grafik görüntümüzü sıfırlıyoruz. Evet Galata Wind. Şimdi dirençler reddini yiyeceği noktayı anlattık. 3-5 gün burada zaman geçirdi. Şunu da anlattık ama. Bakın alttaki destek noktamız kırılmadığı müddetçe dedik. Yaklaşık 30-96 seviyeleri yolculuğun devam edebileceğini sizlere anlatmıştık. Bu noktada bir sıkıntımız yok. Yolculuğumuz devam ediyor. Yani burada 31 seviyeleri altında kapanış gelmediği müddetçe arkadaşlar herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Özsu balık tarafında. Evet. Güzel. Özsu balık görüntü itibariyle güzel. Muhtemelen bu 38-30'daki çanak katlamaya doğru bir yönelişimiz olacak gibi gözüküyor. Öz balık tarafında. Evet şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı gözükmüyor değerli dostlar. Tablomuz güzel. 38-30'lar zaten kırıldıktan sonra buranın katlaması muhtemelen 20-38-18 56 seviyelere doğru hareket potansiyeli burada söz konusu olacaktır. Önümüzdeki günler itibariyle şu anda bir sıkıntısı yok. Galata Wind'in. Ee, Bülbüloğlu Winch hemen ona da bakalım. Evet Bülbüloğlu Winch Bivsan teknik görüntüsü. Yine e, burada güzel bir destek dönüşü bakınız geldi. Son iki dibin uzantısı olan noktanın üzerindeyiz. Bunu sizlere de anlattık olumlu 135 teknik hedefiyle yoluna devam ediyor. Şu anda hiçbir sıkıntısı yok. Burada muhtemelen oluşacak senaryo, oluşacak senaryo şöyle bir fincan kul formasyonu olur arkadaşlar. 135'ler şu anki gözüken teknik hedef noktası. DataGate. Evet, degate Evet, epeydir bakmadığımız bir hisse yine DataGate. Evet, güzel. Buradan da dönüş güzel olmuş. Şimdi bakın arkadaşlar, geçmişteki seviye direnç noktalarına bakın. Her zaman bir destek olarak çalışabilir diye anlatıyoruz. İşte burası destek olarak çalışmış. Geçmişteki tepe noktasının uzantısı olan bu nokta bir fırsata dönüşmüş. Onun dışında gelen düşen kırılımı da çabası ve onayını çok sert bir şekilde aldı. Yani re-testini çok sert bir şekilde yaptı arkadaşlar. Bakınız bu noktada data git e, pozitif bir görüntü bizlere sunuyor. Tablo bu. Bakın güzel bir direnç kırılımı gerçekleşiyor. Ve onayını, re-testini buradan almış durumda. Olumlu. Evet, DataGate'de herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor şu anda değerli dostlar. Pozitif e, bahsedebileceğimiz hız hisseler stadyosunda. Evet, e, nereye kadar gidebilir tabii diyeceksiniz. E, DataGate'de 42 seviyeleri ilk etapta gözüken nokta, 45 ve daha sonra 50 seviyeler arkadaşlar klasik sırasıyla test edilebilecek noktalardır. Evet, videomuzun açıklama kısmında arkadaşlar hisseleri e, veyahut hatta videonun hemen kendisinin alt kısmında zaman aralığına tıkladığınız zaman hisselere ayrı ayrı göreceksiniz. E, bu şekilde sizlere de elimden gelen kolaylığı sağlamayı düşünüyorum. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. E, abone değilseniz abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Abone olan arkadaşlarımızı da katıla bekliyoruz. Katıla dahil olarak analiz taleplerinizi detaylı bir şekilde ve hızlı bir şekilde talep edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.